Yetkinle alakalı sevmedik. Britney Spears Turkish version. Hadi kanka biz de kuruduk ya. Başlayalım mı kral? Net. Sen var ya, mahvoldun, haberin yok. Senden bana bir görev gelecek. Aleyna Tilki mi? Aleyna Tilki. Benim fotom da çok iyi bu arada. Aleyna Tilki ve Mustafa Emre Yıldız meşleşti şu an. Görevi kim verecek? Umarım ben veriyorum. Yetkim sen veriyorsun sonra kardeşim. Sonra mı? Hasta la vista. O ne ya? Ver lan görevi. Senin mi benim mi daha çok giderimiz var? Neden? Dış görünüş olarak mı? Her detayla kanka. Bilmiyorum ya. Hastasını adamlar olduğumuz için farklı şeylere, kitlelere hitap ettiğimizi düşünüyorum. Evet aslında şey, popülasyonu aynı hedef kitleyi paylaşmak yerine farklı hedef kitleleri evet. Buluşturuyoruz. Sonra da aramızda dönüyoruz. Aynen öyle. Tamam mı? Ha. Ve mesela şöyle şeyler oluyor. Yetkin Anadolu'ya, mesela Anadolu yakasına taşınıyor, bana şey yazıyor. Anadolu yakası bu kadar iyi, iki çapkını nasıl taşıyacak bana? O yüzden herkes... Bizde şey var bence. Aynı anda aynı uçağa binmiyoruz. Coca-Cola'nın aynen sırrını öyle. Bilen iki aynen kişi öyle. Gibi. Bu kadar bilgi... libido kaybını dünya aynı anda kaldıramaz diye. Şey olur yani, popülasyonda düşüş olur. Yapıştır. Yapıştırıyoruz şu an. Yetkin yanıtlıyorum. Mustafa senin arkandan konuşsa hangi konu hakkında konuşuyordur? 3 örnek konu başlığı söyleyin. 1. Aynı kişiye yürümek. 2. Aynı kişiye bile yürümek. Hani birincisinde bilinçsiz de denk geliyor. Çünkü bir şekilde... Olur evet hayatta. Oluyor. Hayat bu yani. 2. Bilmeme rağmen yürümem. Ve ona da haber verip yani. 3. Mükemmelliyetçiliğim. Ne alaka ya? Ne diyeceğim mesela Berçan'a böyle yapacağım. Yine Yetkin kafamız... İlla oraları her yeri parlayacakmış. 4 saattir cam siliyorum. Böyle bir şey mi diyeceğim mesela? Niye ben kendimi niye... Kendimi kolumla şey yaptın sen. Sanki evde bütün yerleri siliyoruz. Yetkin oldu valla. Olmadı. Mikropları görebiliyorum. Bir daha. Böyle demezdim. Amonyakla silin. Şey derdim muhtemelen. Arkandan konuşmuş olmazdım ki. Goygoy. Bunların ikisini konuşurdum. Doğru ben yaptım. Diyorum işte kendi aramızda konuştuğumuz şeyler zaten. Evet. Bir daha bas bakalım. Yapıştır. Mustafa güç sende artık. Yetkin 30 saniye boyunca sana teslim olup senin kölen olacak. Ne istersen yaptır bakalım. Başladı 30 saniye. 30. 20. Sırtıma masaj yap. Biraz da kaşı verin. Dünyanın en dandik 30 saniyelik köleliği. Ya yeter kardeşim ya. Ne yaptın ki? Ayağımı öptün. Quick sex 30 saniye. Sırtım biraz kaşımsın. Sağ altlara doğru. Evet, sağ alta doğru. Kanatlarına evet biraz sola doğru. Kanat mı? Sende kanat mı var ya? Olmaz mı kardeşim? Üf kanat ver. Kardeşim ben spor konusunda asla yalan söylemem. 10 numara bir kodun var. 30 saniye biraz daha var. 15 saniyesi var herhalde. Evet kulunçları aça doğru. Üste doğru evet. Yeterli kardeşim harbiden de yaptım. Harbiden de yaptım. Hem de bizim tarzımızla. Hem de bizim tarzımızla bak geliyor. Yaptı. Benim kaç puanım oldu? Gerçekten ya? Yaptı mı? O zaman yetkine 5 puan kazanıyor. Yaptı. Bu arada bu ara yüz aşırı sevdim. Dönüyor. Yapıştı. Aleyna Tilki'yle sen çıkıyorsunuz ya. Telefonu cebine koy görevine başla. Yetkin birine mesaj atmak için kullandığı en yaratıcı bahaneyi anlatsın. Ne yazmıştı? Nasıl geri dönüş aldı? İşe yaradı mı? Detaylar lütfen. Lütfen o kadar hoşuma gitti ki. Bir detaylar... oyundan lütfen almak o kadar hoşuma gitti ki. Açık biz o. Biz böyle nezakete aç bir milletiz. Aynen öyle. Ben hele aşırı açım. Lütfen, rica ederim. Ruhuna dokunuyor mu? Ruhuma dokunuyor. Şu an var ya bir kelebek gibiyim. Tamam, kozasından sen... yeni çıkmış, uçmayı yeni öğrenen bir kelebek gibiyim. Cevabını verecek misin? Burada beni oyalayacak mısın? Düşünüyorum şu an cevabı. Kanka sıfır yaratıcı bahane. Ben full mesela Instagram'dan giriyorum profiline. En açık fotoğrafını bulup yollayıp ateş emojisi atıyorum. Dümdüz sıfır yaratıcılık. Hiç bahane yok mu? Ya bir mesela şeyler falan daha eskiden belki yapmışımdır. Düşünüyorum bahane. Kesin yaptım şey. Bence kolpadasın. Kanka asla bahane bulmuyorum çünkü... Ne gerek var? Yaptı. Harbiden de yaptı. Pop Stories'i biliyorsun kardeşim. Tamam ver 5 puan. Arkadaş grubumuzun IQ'su en yüksek en zeki kişisi kim? Sebepleriyle anlat. Ben. Doğru. Ben. İstiyorsan doğru. Sebeplerini anlatayım. Yiyen varsa gelsin IQ testi. Doğru anlat. Ben yaptım IQ testini. Abartıda yüksek çıktı. Tamam kanka sebeplerini anlat. Tamam sebeplerimi anlatıyorum. Bu skoru geçebilecek bir Allah'ın kulu olduğunu düşünmüyorum. Ben bu kadar rasyonel bir sebep duymadım hayatımda. O anında puanı veriyorum. Yaptık testi. Yaptık testi abi. Kimse arkadaş grubumuzda en zeki kim sence? Mustafa Emre Yıldız. Hayır ben diyeceksin. Dedi ben diyeceksin. Mesela diyeceksin tamam doğru söylüyorsun. Evet bitti. Tartışma kim sence cidden? Ki. Ben. Tamam eyvallah. Hadi yol al. Gel kapışalım. Oynamaya devam edelim. 10 numara sardı bu arada. Harbi sardı. Sabaha kadar oynarım. Bir şey söyleyeceğim harbi oynarım. Mustafa aranızdan kimin date'e çıkmak için
arkadaş ekme rekoruna sahip olduğunu düşünüyor. Dobra dobra açıklıyor. Yetkin boy. Aynen. Hiç gerek yok. Ölümüne. Karşı taraftaki kişi birisi ve tanımıyorsun ve nasıl tepki vereceğini bilmiyorsun. Biz aynen yine buradayız. Ama aynen. Bu çocuklar benim yıllardır arkadaşım yani. Beni biliyorlar. Bir gün goy goyluyoruz. Yani. Bir gün goy goyluyoruz. Şöyle bir mesaj gelmiş işte bana. Diyorum ki kanka ne dersin, hiçbir şey demezsin. Aynen. Ama genelde böyle olmaz. Ben sizi tercih ederim çünkü sarmıyor öbürleri. Kardeşim benim. Verdim puanını bu arada, geçtim beni. Yetkin sensin çünkü. Meydan Berkcan da olabilirdi bu arada. Yok, Berkcan olmazdı. O ayarlandı. Berkcan taktiği o değil. Evet, Berkcan taktiği o değil. Hazır mısın? Hadi bakalım ne geldi. Yapıştırıyorum. Rus ruleti şeyi Rus aldım. Deyince bir yükseldim. Sarıyor. Yetkin yıllar önce sevdi ama kavuşamadı. Mustafa şimdi o kişiyle bilmeden sevgili oldu. Yetkin bu durumu onunla yüz yüze tanıştığı anda öğreniyor. Tepkisi ne olur? En ince detaylarına kadar açıklasın. Ben yıllar önce aşık olmuşum. Sen aşıksın, ben bilmeden o kızla sevgili oldum. Ben kızla sevgili olmamışım ama. Yok sen aynen platonik. O zaman yapacak bir şey yok. Beni biliyorsun. Ama yani şu anda da seviyorsun galiba Yetkin'in, evet. Öyle yüz yüze mi? Görünce fark ediyorsun. Hanımefendiyle bir köşe başında. Hala aşığım. Ya, muhtemelen aşıksın, evet. Sen ama sevgili olmuşsun. Evet. Yapacak bir şey yok, artık yengemizdir. Öyle mi diyorsun? Aynen öyle, net. Hiç mesela içeriden bir böyle bir sinirlenmece, bir haset. İllaki olur ya. O kadar böyle bir melek miyim? Enseye şamar. Böyle bir tavır koymaca. Kız yokken full bunun geçilir. Benim seninle geçmem gerekmez mi? Pis olan o çünkü. Tamam, kardeşim kaç senedir seviyordun ama, sen bu benim manitayı? Ama sen sevgilisin zaten. Ama böyle sarmaz mı? Böyle bir gaz. Her kavganızda da şey şakası yapıyorum. Numarayı ver de teselli edeyim. Harbi çok kötü bir ikili oluruz o zaman. Ve cidden bu muhabbetler döner. Gerçekten döner. Şey falan yaparım. Kanka sen kaç senedir seviyordun benim manitayı? Kıps. Pis bir ikiliyiz. Allah bizi umarım affeder bir gün. Full birbirimize şey Rus ruleti falan atıyoruz. Yengen. Aşkı memnu. Şeyleri mi? O senin yengen. Atardık bu arada. WhatsApp'tan bir şey söyleyeceğim. Ben ona sevgili olamazdım ki. Cidden çok komik bir durum olurdu. Bilmiyorsun ya ama. O hikaye de öyle. Sen bilmeden sevgili oluyorsun. Sen mesela bilmeden olsan hala da bilmemeye devam ediyorum. Ben benim böyle bir şey başıma geldi bu arada. Benim başıma geldi böyle bir olay. Çarpık ilişkilerin insanlarsınız. İnanırım. Hayır, ben bilmiyordum ki. Hem de böyle alakasız bir partide falan. Parti falan gecelere bakıyorsun. Kardeşim sen kardeşine hiç karışma, yaptı. Harbiden yaptın ha. Harbiden yaptım. Sen de her şeyi yapıyorsun. Bu oyun yapamaman lazım işte. Yapamadığım hiçbir şey yok. Açığa çıkar. Çıkar bakalım. Yetkin görür görmez seninle nikah dairesine check-in yapmak istiyorum diyeceği kişinin fiziksel özelliklerini tarif etsin. Buyur. Eminim yapabileceğine. Sen bir bana bir yapıştır ya, bir tane hanımefendi. Söyleyeyim, bu yenge güzel değil. Bikinili bulacağım sana. Bikinili mi bulacağım? YouTube açıyorsun. Kanka tam vücudunu nasıl anlayacaksın başka türlü? İnanılmaz bir hizmet. İnanılmaz bir hizmet. Bunu yaptı 10 puan. Hadi kanka biz de kuruduk ya. Allah bu işi biliyor. Bak. İnanılmaz. Tam bu. Tam bu. Şöyle mi mesela? Hani nikah şöyle yolda yürüyorsun, kızı gördün, şöyle yaparsan sen nikaha basar mısın? Bak şöyle. El hareketimdeki kanka, inceli direkt, gördün mü? Direkt yapacağım şeyi biliyor musun? Nüfus cüzdanını ver, nikah işlemleri uzamaz. İki tane vesikalık. Aynen öyle. Ben nüfus cüzdanını ver, ben gidiyorum vesikalıkları çektir gel. Aynen öyle. Çok net. Bir şey söyleyeyim, tam olarak o. Güzelmiş. Yengem mi? Bayağı. Yengem mi ona göre? Bir sürelik. Ne zaman boşa çıkar pisleri? Yaptı. Tamam. Yapıştırıyorum. 55 puandayım. Her görev verirken bu arada yapıştır butonu çünkü o kadar keyifliyim ki. Birazcık şey, jargon çok bana uygun. Mustafa Britney Spears'ın hepimizi derinden etkileyen tamam. Hit Me Baby One More Time parçasını Türkçe sözlerle söylesin. Yapamazsa puan alamaz. Bana kaldı Hit Me One More Time'ı Türkçe söyleyeyim. O zaman Britney Spears olurdum ama deneyeceğim. Britney Spears Türkçe mi söylüyor? Britney Spears Turkish version. Hit Me One More Time Türkçe. Sözleri Türkçe biraz da söylemeli. Ben de buradan şarkının orijinalini açıyorum. Şarkı nasıldı ki? Şarkının orijinalini açıyorum ben. Başka sen bir parça söyleyeyim. Hayır kanka. İlla bunu söyleyeceğiz ya? Bunu söyleyeceksin. Bir gün Instagram canlı yayında arkadan müzik çalıyor. Normal canlı yayın yapıyorum. Instagram canlı yayın teliften kapandı. Yemin ederim. Şok geçirdim. Radyo çalsa yine kapanacakmış. Umarım telif yemem. Reisler bulmayın beni. Salın ya beni. Bir şey söyleyeceğim ya. Britney Spears da 10 numara hatun bu arada. Do diyorum ben. Hit Me Baby One More Time yazıyorum. Çalma listesi çıkıyor. Çalma listesinin üstündeki. Aa bebeğim bebeğim nasıl bilebilirdim bir şeylerin doğru gitmediğini. Ritim kaçırma. Ya ritmi bilmiyorum ki. Puan vermem. Aa, ritim bebeğim, kaçırma. Bebeğim
Gitmene izin vermemeliydim. Ve şimdi gözden kayboldun, evet. Evet. Nasıl olmasını istiyorsun açıkla bana. Anlat bebeğim, çünkü bilmen gerekiyor şu an. Ah, çünkü... Yalnızlığın beni mahvediyor. Ve itiraf etmeliyim ki hala inanıyorum. Seninle değilken aklımı yitiriyorum. Bana bir işaret ver. Bir kez daha ara beni bebeğim. Allah belan versin, Britney Spears'tan daha iyi bir performans. Yemin ediyorum daha iyi bir performans. Yeterli mi hocam? Devam edeyim mi? Lirikalite hit me baby var mı ortaya? Bir şey söyleyeyim mi? Eğer böyle bir imkan olsa 2 kat puan veririm şu an ellerimle sana. Mustafa Yetkin'le ilgili en sevmediği 3 şeyi dobraca söylesin. Ben çok merak ediyorum ya benle ilgili ne sevmediğini. Hemen değiştireceğim, utanacağım. Neleri sevmiyorsun benle ilgili 3 tane? En sert olanları söyle. Hikaye çok detaycılık. Ben yorucu. Aşırı seviyorum. Devam Anladın edeceğim. Mı? Asla değiştireceğim tamam, evet, bir şey okay. değil. Siz gerçek dinleyiciler. Abartı düzlük. Aynı zamanda da çok seviyorum. İşime geldiği zaman. Anladın mı? Net Yetkin insan. Çok düz bir adam. Dümdüz. Düptüz. Oturuyoruz mesela gider ve mesela şey diyebilirim. Ben sıkıldım gidiyorum, bitti. Böyle şey hani. Normal yani. Dostlar ne düşünür falan. İşte işime geldiğinde seviyorum, gelmediğinde sevmiyorum. Başka 3 tane. Yetkin'le alakalı sevmediğim şey. O kadar iyi özellikler ki bu arada. Tamam da işte. Hastasın özellikler yani. Bu arada bunlar şey yani. Ben var ya harbi çok iyiyim. Şu an düşünüyorum. Ben kendimde en sevmediğim... Gereksiz özgüven. Harbi 3 tane özellik bulamıyorum. Harbi maksimum 2 tane kötü özellik verdim çıkar. Verdim işte. Gereksiz özgüven. Bende de var o. Boş iş. Gereksiz olduğunu düşünmüyorum ben özgüvenim. Düşünme. Ben söyledim. Hadi oyna. Ver 5 puanımı. Ben beğenmedim bu arada. 3 tane gayet herkesin söyleyebileceği şeyler. Ne vereyim? Düz adam. Ağzı kokuyor. Böyle bir şey mi vereyim? Kokmuyor. Ne diyeyim? Dişi çürümüş, yaptırmamış şey. Çürümemiş. Yok. Evet yok, ne diyeyim yani? Bunlar hayır, özellik diyor. Şey. Özellik. Tamam dur söyleyeceğim. Yetkin boyla alakalı sevmediğim şeyler. Ben ayaktayım o sırada, öyle düşün. Bu adamla alakalı en sevmediğin şeyler. Allah belanı versin, seni seviyorum. Bu dediklerim üçünü sevmiyorum. Sus ve öp beni. Abi böyle düşünüyorum. Ver 5 puanımı ya. Sevmiyorum seni. Ya bulamıyorum bir şey 5 puanla. Puanı zorla verdiğimi görüyorsunuz. Harbiden asla de asla hak etmediğini de görüyorsunuz. Hadi yolan. Yine de veriyorum. Ver lan, ağlama Kudur hadi. Seni gerçek, sevdiğim için özür. Gerçekten yaptı mı? Hayatımda ilk defa şu an yalan söylüyorum. Evet diyorum. Bir şey söyleyeceğim. Diyorum. Yalancılığı Yetkin'le alakalı sevmedik. Oynamaya devam et. QR kodumu oku. Okuttum. Mevzu ya. Çıkmasın. Başlamasın. Ne oldu lan, oyun bitti. Ne demek bitmiş lan? Kanka aramızda 5 puan var. Keşke vermeseydim. Hikayeyi de anlatmamıştı. Oh. Gerçekten abartı eğlendim. Bitmesine üzüldüm. Ben de öyle. Biraz daha oynardım yani. Mustafa'yı yenmek o kadar keyifliydi ki harbi. Devam ederdim yani bu oyuna. Top Story indirim. Bu videoyu beğenirseniz ben şahsi olarak bireysel mutlu olurum. Başka kim neyse de hiçbir fikrim yok. İzlediğiniz için teşekkürler. Teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar mı diyeceğim? Ne zaman izleyeceklerini düşünemedim. Kapatıyorum şöyle.